Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videosunda veri doğrulama özelliğini baştan sona ele alacağız ve temel seviyeden ileri düzey tekniklere kadar detaylı bir şekilde bu özelliği öğreneceğiz hemen neler yaptığımızdan bahsedeyim bir tablo üzerinde tüm örnekleri göreceğiz kullanıcı buraya geldikten sonra bir tane ülke seçiyor İngiltere'yi seçtiği zaman burada İngiltere'nin şehirleri geliyor Türkiye'yi seçtiği zaman da Türkiye'nin şehirleri geliyor buna bağımlı listeler diyoruz bağımlı listelerin nasıl yapılacağını öğreneceğiz arkadaşlar güzel bir teknik öğreteceğim daha sonra birim tarafına geldiği zaman buradan istediği bir birimi yine açılır liste kutusundan seçiyor. İsimde arkadaşlar güzel bir kontrolümüz var. Örneğin kullanıcı Salih Hocaoğlu yazdı ama yanlışlıkla e, ismin herhangi bir yerine 1, 2, 3 ya 4, 5 gibi rakamsal ifadeler getirdi. Enter düğmesine tıkladığı zaman isim yanlış girilmiş halinde bir hata alıyor kullanıcı. Hatasını fark ettikten sonra gidiyor, düzeltiyor ve Enter düğmesine tıkladığı zaman artık isim girişini Excel kabul etmiş oluyor. Mail adresine de güzel bir kontrolümüz var arkadaşlar. Diyelim ki kullanıcı geldi geldi Salih dedi. Aradaki eti unuttu ve nek.com dedi. Enter tıkladığı zaman mail adresi yanlış hatası verdiriyoruz. Bu mail adresinde et işareti veya .com ibaresi eksik girilmiş diye kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Yeniden dene tıklıyor kullanıcı. Buraya gelip arkadaşlar et işaretini koy, koymayı unuttuğunu anlıyor ve enter düğmesine tıklayarak artık bu girişi de kabul ediyor Excel. Doğum tarihlerinde arkadaşlar çok eski tarihler yanlışlıkla girilmesin diye veya tarihsel olmayan şeyler buraya girilmesin diye bir kontrol geliştiriyoruz. Mesela Şöyle farklı bir giriş olsun Burada bir hata veriyor ve bunun tarih olmadığını anlıyor Ne zaman ki örneğin 12, 5, 1998 gibi bir tarih girdiğimiz zaman Bu tarih girişini kabul ediyor Ne güzel Maaşlarda da arkadaşlar çok aşırı değerler girilmesin ve harfler girilmesin diye Yanlışlıkla harfsel bir şeyler girilmesin diye Yaptığımız bir kontrol var Yanlışlıkla örneğin şöyle şeyler girildi Hata veriyoruz Kullanıcı diyelim ki 1.5 milyon gibi yanlış bir şey girdi. Burada da yine hata verdireceğiz. Ama 25.000 yazdığı zaman bir problem olmuyor. Yemek kartı var yok yine bir liste kutusu çıkartıyoruz ve buradan seçimini sağlıyoruz kullanıcının. Tüm bu kontrolleri sadece veri doğrulama özelliğini kullanarak nasıl geliştirebiliriz? Tablolarımızı nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar bu eğitim videosunda. İsterseniz hız kesmeden öğrenmeye geçelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle isterseniz veri doğrulama özelliği nedir? Neden bunu kullanıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Veri sekmesinde arkadaşlar veri araçları grubunun altında veri doğrulama özelliğimiz konumlandırılmış durumda. Oku açtığınız zaman birkaç özellik daha var. Bunları da öğreneceğiz. İlk baştaki veri doğrulamaya tıklayabiliriz veya buradaki düğmeye tıkladığımız zaman ilgili hücreye seçili olan şu anda seçili olan hücre mesela F13 hücresi. F13 hücresine bir kural tanımı yapabiliyoruz. Bu kural tanımı ile birlikte aslında bir doğrulama gerçekleştiriyoruz. Bizim tanımladığımız kurala uyuyor mu buradaki hücredeki değer veya giriş? Bunu kontrol ediyoruz. Üç farklı sekmesi var arkadaşlar, bu sekmelerin de ne işe yaradığını öğreneceğiz. Ayarlar sekmesinde biz kuralımızı tanımlıyoruz, İzin verilen diye bir kutucuğumuz var. Burada hücre girişini nasıl kısıtlamak istediğimizi aslında belirtiyoruz Excel'e. Burada bir sayısal değer mi, tüm sayı yani tam sayı mı getirmesini istiyoruz kullanıcının, sadece tam sayılar yani 19 sayı girişine izin vermiyoruz. Yoksa 19 sayı girişi izi, e, yapabilsin mi? liste çıkartabiliyoruz kullanıcının önüne. Tarih kısıt koyabiliyoruz. Saat kısıt koyabiliyoruz. Metin uzunluğu kısıt koyabiliyoruz. Tarih arkadaşlar genelde şu şekilde arasında arasında değil eşit eşit değil gibi belli tarih aralığını girebilsin sadece kullanıcı diyebiliyoruz. Saat de aynı şekilde belli tarih saat aralığına ya da sadece şu saate eşit olan şeyleri girebilsin diyebiliyoruz. Metin uzunluğu özelliği arkadaşlar yine aynı şekilde eşitlik ifadeleri var burada. İşte iki karakterle 10 karakter arası giriş yapabilsin sadece kullanıcı gibi bir kural tanımlayabiliyoruz. Tüm sayı arkadaşlar ve ondalıklı sayıda aynı mantıklarda eşitlikler var. Çünkü bunlar sayısal e olarak tanımlayacağımız kurallar. Liste arkadaşlar kullanıcının önüne bir liste çıkartabiliyoruz kullanıcı liste kutusundan bir seçim yapabiliyor. Ve arkadaşlar özel şeklinde de başka bir kategori var. Burada bir formülasyon yaparak daha ileri düzey kontroller geliştirebiliyoruz. Şimdilik burayı herhangi bir değer yapalım. Giriş iletisi arkadaşlar kullanıcı hücreyi seçer seçmez karşısına bir ileti kutusu çıkarmamızı sağlayan veri doğrulamanın bir özelliği. Başlık ve giriş şeklinde iki farklı kutucuk var. Buraya tanımlamalarımızı yaparak kullanıcı o hücreyi seçer seçmez karşısına bir bilgilendirme kutucuğu çıkartabiliyoruz. Hata ayarı sekmesi ise kullanıcı bizim belirlediğimiz kuralların dışında bir giriş yaptıysa, yapmaya çalışıyorsa kullanıcının karşısına nasıl bir hata mesajı çıkarmamız gerektiğini tanımlayabileceğimiz bir sekme. Şimdi arkadaşlar hemen örneklerden başlayalım. Ben Kolay örneklerden başlayacağız. Bu ülke şehri mesela sona bırakacağız. Bu en kompleks olanı. Şu isim ve mail adreslerini de arkadaşlar sonlara doğru bırakacağız. Şimdi daha kolay kurallar tanımlayacağız. Şimdi kuralı tanımlamak istediğim öncelikle hücreleri seçmem gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde hücreleri seçtiğim zaman birazdan tanımlayacağım kurallar sadece bu hücreler için geçerli olacaklar. Hücreyi seçtikten sonra veri sekmesinden veri doğrulamamı açıyorum. Ve ben burada bir liste çıkartmak istiyorum kullanıcının karşısına. Ayarlar sekmesine geri dönüp izin verilen kutucuğunu liste şeklinde ayarladığım zaman kullanıcının karşısına bir liste kutusu çıkartabiliyorum. Kaynak kutucuğuna geldikten sonra eğer ki ben bu listeyi başka bir hücre aralığından beslemek istiyorsam bunu da gerçekleştirebiliyorum. Kaynak kutucuğuna gelip arkadaşlar birimler hücrelerini seçtikten sonra birimlerimin olduğu yer aldığı hücreleri seçtikten sonra burada tamama tıklamam yeterli arkadaşlar. Burada aşağı seçtiği zaman kullanıcı kutucuya geldiği zaman istediği değerler burada çıkıyor değerli arkadaşlar. Kullanıcı istediğini seçiyor. Peki yine birim alanında herhangi bir yer seçtim. Veri doğrulamaya tıkladım. Ve ben bu veri doğrulama kuralını biraz daha özelleştirmek istiyorum. Şimdi burada önemli bir ayar var. Eğer ki bu kuralın aslında bizim kuralımız hangi hücrelere tanımlıydı? Şuradan E6'dan E16'ya kadar aslında birim sütunun tamamına bu kuralı ben tanımlamıştım. Ama şu anda neyi seçtim ben? Sadece E10'u seçtikten sonra veri doğrulama kuralını penceresini çalıştırdım. Yani şu anda yapacağım işlemler sadece E10 hücresi için geçerli olacak. Bunun olmaması için ve yapacağım değişikliklerin e6 ile E16 arasında yani tüm birim sütununa uygulanmasını istediğimiz arkadaşlar şurada bir kutucuk var. Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula diye. Tıkladığım zaman arkadaşlar hop kendisi hızlı bir şekilde aynı kuralın tanımlı olduğu diğer hücreleri de bir kere de seçiyor. Şimdi giriş iletisi özelliğini görelim. Bir başlık belirleyelim arkadaşlar buraya. Birim seçimi diyebiliriz. Giriş iletisine de bu alanda biriminizi seçiniz nokta diyebiliriz. Tamam düğmesine tıklayalım. Şimdi bu özelliğin ne işe yaradığını görelim. Kullanıcı arkadaşlar herhangi başka bir hücre seçtiğinde bu daha demin görülen sarı ileti kutusu görünmüyor. Ne zaman ki birim sütununda herhangi bir değerin üzerine tıkladı, herhangi bir hücrenin üzerine tıkladı, o zaman bu ileti kutusu görünmüş oluyor ve kullanıcı aslında şunu anlıyor. Burada neyi seçeceğini, nereden seçeceğini vesaire anlıyor daha farklı bilgilendirmeler de burada yapabiliriz. Temel olarak başlık ve mesajınızı buraya giriyorsunuz ve kullanıcı birim seçmesi gerektiğini şuradan anlıyor. Peki kullanıcı buraya geldi diyelim ki farklı farklı şeyler yazdı. Enter'a tıkladığı zaman bir hata görünüyor ama hatanın ne olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Bu yüzden tekrardan buraya gelip veri doğrulama kuralını açalım. Tekrardan bu değişiklerin aynı ayarlara sahip diğer hücrelerinde tümüne de uygula diyelim. Hata ayarısını arkadaşlar kişiselleştirebiliyoruz. Hatta istersek çıkartmaya da biliyoruz. Yani burada hata verme diyebiliyoruz. Bunun için de buradaki seçim kutusunu pasif hale getirmemiz gerekiyor. Buradaki Seçim kutusunu pasif hale getirdiğimiz zaman, tamama tıkladığımız zaman artık kullanıcı buraya istediği girişi yapabilir oluyor arkadaşlar. Bazı durumlarda bunu isteyebiliyoruz, isteyebiliriz. O yüzden bunu da göstermek istedim. Tekrardan birim sütununu seçiyorum, veri doğrulama kuralını açıyorum. Ben hata çıkartmak istiyorum kullanıcının karşısına eğer yanlış bir giriş yaptıysa. Burada da arkadaşlar 3 tip hatamız var. Durma, uyarı ve bilgi hataları. Bu hataların bir esprisi var. Farklı farklı olmalarının bir esprisi var. Durma hatası arkadaşlar. Biz kullanıcının karşısına durma hatası çıkardığımız zaman kullanıcı hiçbir şekilde bizim tanımladığımız kurallar dışında bir giriş yapamıyor. Yani kullanıcı kesinlikle şuradaki birimlerden birini seçmeli diyoruz. Uyarı ve bilgi arkadaşlar. Uyarı ve bilgi neredeyse aynı kapıya çıkıyor. Uyarı şu. Kullanıcının karşısına çıkaracağımız hata mesajında Kullanıcıya bir açık kapı bırak bırakabiliyoruz. Diyoruz ki sen buraya benim belirlediğim kula kurallar dışında bir giriş yaptın. Devam etmek istiyor musun? Yani ben sana bir farkındalık oluşması için bir uyarı çıkartıyorum. Ama sen istersen devam edebilirsin. Bilgi de arkadaşlar kullanıcıyı sadece bilgilendiriyor. Bak sen buraya admin'in ya da bu egzili tasarlayan kişinin belirlediği kurallar dışında bir giriş yaptın. Bilgin olsun şeklinde bir e, hata mesajı aslında bu da. Şimdi hepsinin farkını görelim. Durmayı görelim arkadaşlar. Birim hatası şeklinde öncelikle bir başlık belirliyorum. Hata iletisine de buraya yanlış bir giriş yaptınız. Nokta lütfen seçim kutusundan seçim yapınız gibi bir bilgilendirme mesajı yazabilirim. Hata tipim durma arkadaşlar tamamı tıkladım. Şimdi geldi kullanıcı buraya. Farklı bir birim yazdı. Mesela Arge Enter tıkladı. Hata veriyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde buraya farklı bir giriş yaptırmıyoruz. İptal'e tıklarsa kullanıcı siliyor. Tekrar farklı bir şey yazalım. Yeniden denederse tekrar hücreye yönlendiriyor ve değiştirmesini istiyor kullanıcıdan. Peki şimdi hata tipini değiştirelim. Yine hepsi için uygulayalım ve uyarı hata tipini deneyelim. Tamam düğmesine tıkladım. Burada arkadaşlar yine RG yazdı. Enter tıkladı. Gördüğünüz gibi hem mesajın simgesi değişti... Yani ünlem işareti oldu uyarı şekline geldi daha demin çarpı vardı. Hem de düğmeler değişti artık. Evet ve hayır şeklinde iki farklı düğme geldi ve devam edilsin mi diye kullanıcıya soruyor. Bunu neden kullanmak isteyebiliriz? Gerçekten bizim tanımladığımız kuralların dışında bir yeni birim açılmış olabilir mi? Olabilir. Arge diye yeni bir birim açılmış olabilir ama bizim listemizde henüz gelmemiş olabilir. Bu yüzden arkadaşlar evet düğmesine tıkladığınız zaman, kullanıcı daha doğrusu evet düğmesine tıkladığı zaman bu girişi de Excel kabul edecektir bizim listemizde olmamasına rağmen. Bir de bilgiyi görelim aslında aynı kapıya çıkacak ama hepsini görmüş olalım. Bilgi şeklinde uyarı tipi. Tamam diyelim. Buraya tekrardan geldim. Farklı bir şey yazdım. Enter'a tıkladım. Burada da arkadaşlar evet hayır düğmeleri de yok. Aslında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Buraya yanlış bir giriş yaptınız. Lütfen seçim kutusundan seçim yapınız diyor ve bilgilendirici bir içerik. İşte yeniden dene, iptal et, yeniden dene diye bir şey yok mesela. Kullanıcıyı zorlama yok. Tamam düğmesine tıkladığı zaman kullanıcı tamam ben bil bilgilendim sağ ol. Bana bilgi verdiğin için sağol. Ee, ve tamama tıklıyor kullanıcı ve bu girişi de kabul ediyor. İşte fark bu arkadaşlar. Şimdi burayı silelim. Şimdi veri doğrulamadaki tüm sekmelerin ne işe yaradığını aslında gösterdim. Bunun Bundan sonra tanımlayacağımız kurallarda giriş listesi ve hata uyarısını özelleştirmeyeceğiz. Tüm hatlarıyla aslında bir yerde ele almış olduk. Şimdi bir başka kural tanımlayalım. Doğum tarihi. Doğum tarihlerinde arkadaşlar Yanlışlıkla bir rakam girişi yapılabilir, yanlış bir tarih girişi yapılmasın diye veri doğrulama kuralı tanımlanabilir. Doğum tarih sütünü seçtikten sonra veri doğrulamayı açıyorum ve burada tarihi seçiyorum arkadaşlar. İster arasında seçin, ister eşi, e, isterseniz büyük küçük seçebilirsiniz. Buradaki aslında ana amaç kullanıcı tarih verisi dışında bir giriş yapmasın. Rakamsal bir ifade yazmasın ya da harfler yazmasın buraya. O yüzden aslında benim genellikle tercih ettiğim herhangi bir şey yazmak herhangi bir kural tanımlamak burada yeterli. Büyük deyip arkadaşlar 0101 1940 veya 1900 bile yazabiliriz belki 1920 yazalım. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman artık kullanıcı buraya gelip rakamsal ifadeler yazamıyor olacak. Ya da harfsel ifadeler yazamıyor olacak. Kullanıcı gerçekten burada 25 12 1998 yazdığı zaman kabul edecek girişi. Yani tarih kontrolünü yapabilmiş olacağız. Peki maaşlarda nasıl bir şey yapabiliriz. Buraya da kullanıcı gelip yine harfler yazmasını istiyoruz. Veya çok büyük maaşlar yanlışlıkla yazabilir ya da çok düşük maaşlar yanlışlıkla yazmasın diye arkadaşlar. Yine tüm maaş düzenini seçtikten sonra veri doğrulama kuralını çalıştırıyorum. Ve burada sayı tüm sayı veya ondalıklı da diyebiliriz. Maaşlar ondalıklı da olabilir çünkü. Ondalıklı sayı girişine izin vereceğim burada ve diyeceğim ki 10.000 ile 500.000 arasında girişe izin var. İşte CEO'muz mesela 500.000 lira alsa yeterli ya daha hadi diyelim ki 1 milyon. 1 2 3 1 2 3. 10.000 ile 1 milyon arasında girişlere izin ver. Tamam düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar kullanıcı yeni bir giriş yaptığında harfler yazarsa girişi kabul etmeyecek ya da 1 milyondan .000 fazla bir şey yazarsa onu kabul etmeyecek arkadaşlar. Ya da 10 binden az bir şey yazarsa mesela 8.000 yazdı. Bunu da kabul etmeyecek. Yalnızca 10 ile 1 milyon arasındaki değerleri kabul edecek. Örneğin 50.000 yazdığımız zaman kabul edecektir. Peki şimdi de yemek kartını kullanıcıya var yok şeklinde seçtirmek isteyelim. Yemek kartı sütununu seçtikten sonra veri doğrulamayı açıyorum. Kullanıcı listeden seçim yapsın burada. Listeyi seçtikten sonra kaynağı ama illaki de arkadaşlar biz bir hücreden beslemek zorunda değiliz kaynak kutucuğunu. Burada manuel bir şekilde de yazabiliyoruz. Var noktalı virgül yok şeklinde yazmamız yeterli. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman burada da bir liste kullanıcının karşısına çıkarabiliyoruz. Peki şimdi başka bir şey göstermek istiyorum. Birim sütununa hatırlarsanız birimlerimizi getirmiştik. Ben diyelim ki buraya kuralım dışında bir şey yazayım. Arge düğmesine tıklayayım. Arge yazayım ve Enter'a tıklayayım. Yanlış bir giriş yaptığımı biliyorum. Tamam düğmesine tıklayarak buraya geçiyorum. Diyelim ki farklı bir yere daha böyle bir şey yapalım. Arge diyelim. Tamam'a tıklayalım. Buraya da bir Arge yazısı yazıyorum. Şimdi ben çalışma dosyamın içerisinde, çalışma sayfamın içerisinde bunun gibi kuralımın dışında veri girişi yapılan hücreleri tespit etmek isteyebilirim. Onları e, düzeltmek için bunu isteyebilirim ya da tespit etmek için isteyebilirim. Bir şekilde böyle bir ihtiyacımız olabilir. Arkadaşlar veri doğrulama menüsünün yanındaki oka tıkladığımız zaman geçersiz veriyi daire içine al seçeneğini seçtiğimiz zaman bunun gibi kuralım dışındaki veri girişlerini benim için işaretliyor. Bunları gördüğünüz gibi daire içine aldı ve bunlar diyor birim sütunu içerisindeki kurallara uymuyor. Bunun dışında. Tekrardan buradaki menüyü açıp doğrulama dairelerini temizle dediğimiz zaman da tamam tespitimizi yaptık. İstersek belki burayı değiştirdik geldik buraya. Yönetim dedik. Ve tekrardan gelip doğrulama dairelerini temizle dersek arkadaşlar temizleyebiliriz. O düzelttiğimizi tabii bir sonraki aşamada göstermemiş olacak. İşte geçersiz veriyi daire içine al ve doğrulama dairelerini temizleme özelliği de bu şekilde çalışan özellikler. Peki arkadaşlar şimdi daha da ileri düzey alıştırmalar yapacağız. Diyelim ki kullanıcı buradaki alana bir isim bilgisi girecek. Yanlışlıkla Salih Hocaoğlu yazdı ve yanlışlıkla 5 düğmesine tıkladı. Arkasında bir rakamsal ifade gel geldi. Bu arkadaşlar aslında yanlış bir giriş. Bunu engellemek için kullanıcının giriş yaptığı veride eğer herhangi bir rakamsal ifade varsa bunu tespit etmemiz gerekiyor ve eğer böyle bir şey varsa kullanıcının girişine izin vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmak, bunu yapmak için bir formül geliştireceğiz. Formülde açıklamak için hemen hızlıca aşağıda bir örnek yapalım. Örneğin Salih Hocaoğlu yazalım. Ve arkadaşlar ortalara bir yere 5 yazalım şöyle. Şimdi arkadaşlar eşittir n bul şeklinde bir fonksiyonumuz var bizim. Bu fonksiyon belli bir metin içerisinde belli bir karakteri buraya, Örneğin 5'i bulmasını isteyelim hangi metin içerisinde bulacak? Bu metin içerisinde bulacak. Enter'a tıkladığımız zaman 12. karakter diyor burada 5 sayısı. Burada döndürdüğü embul formülünün döndürdüğü sonuç bir rakamsal ifade oluyor. Ama şimdi biz burada 5 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Arkadaşlar bunu o yüzden biz dinamik kılmamız lazım. Bunun için de dizi tanımlayacağız buraya. 0 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 şeklinde dizi tanımlıyorum. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi E21, sütun, E21 hücresinin içerisindeki metinde varsa o zaman onu buluyorum. Enter düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar çıktım ne oluyor bakın değer 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 ama 12. sıradaki 12. sırada 5 değeri olduğu için bunu burada 12 şeklinde yazıyor. O zaman ben bu dizi içerisinde yani bu çıktı içerisinde, bu çıktı içerisindeki sayıları saydırırsam ben sayıları tespit edebilirim. Nasıl sayıları saydıracağım? Arkadaşlar güzel bir fonksiyonumuz daha var. Bade say fonksiyonumuz. Bade say fonksiyonuyla birlikte biz bir ee, hücre aralığı içerisinde veya bir dizi içerisinde kaç tane sayı değeri olduğunu bulabiliyoruz. Buraya gelip arkadaşlar parantezimizi de kapatalım. Enter düğmesine tıkladığım zaman burada bir ifadesi geliyor. Mesela şuraya bir sayı daha koysaydım, 8 koysaydım. 2 tane diyor burada sayı var. Bunu tespit edebiliyor. Peki şimdi diyoruz ki bu ifade yani iki değeri neydi? Büyüktür 0. Büyüktür sıfır ifadesi doğru. Yani bunu bu metin içerisinde rakamlar var demek oluyor bu. Bunu arkadaşlar biz tersine çevirmemiz lazım. Yani içinde rakam olduğu zaman değil de rakam olmadığı zaman doğru şeklinde bir sonuç almak istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu formülün hepsini tersine döndüren yani mantıksal ifadeleri tersine döndüren bir fonksiyonumuz var. O da değil fonksiyonu. Sonuna gelip parantezimizi de kapattığımız zaman enter tıkladığımız zaman diyor ki yanlış artık bu ifade Benim için yanlış oldu ne zaman ki buradaki Rakamları sileyim enter tıklayayım o zaman Doğru ifadesini Alıyorum Peki buradaki mantık bu şekilde Ama arkadaşlar veri doğrulama içerisinde biz Dizileri kullanamıyoruz Dizileri kullanamadığımız için Buraya şöyle bir yapı tasarlamamız gerekiyor Rakamlar diye bir sayfam var buraya bütün rakamları gömdüm. Ve arkadaşlar buraya rakamları gömdükten sonra at kutuma gelip RNG alttan tere rakamlar yazıp Enter'a tıklıyorum ve buradaki aralığıma bir isim tanımlamış oluyorum. Tekrardan ana sayfama döneyim. Formülme gelip ben burada 0, 1, 2, 3, 4, 5 değil de RNG alttan tere tanımladığım isme refere edersem de or bu RNG rakamların içerisinde ne var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Bunlara refere etmiş olacağım. Enter düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar yine aynı sonucu alacağım. Şimdi buradaki formülü kopyalıyorum. İsim alanına bu veri doğrulama kuralını uygulamak istediğim için öncelikle isim sütununu seçiyorum. Daha sonra veri doğrulama kuralını açıyorum ve buradan özel seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Formül tarafına gelip Ctrl V'ye tıklayarak kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Burada kontrol edeceğimiz hücre ama e21 değil bunu sileceğiz. Hangi hücreyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? F6'dan başlayacak. O yüzden F6 yazalım ve F4'e 1, 2, 3 defa tıklayarak sadece F sütununu sabitleyelim. F6, 7, 8, 9 gibi ilerlesin ve tüm isimleri bu şekilde kontrol edilebilirliğini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam düğmesine tıklayalım. Buraya diyelim ki yine Salih 56 Hocaoğlu yazalım. Enter tıkladığımız zaman girişimize izin vermiyor. Ne zaman ki Salih Hoca oğlu yazalım, enter tıklayalım, izin vermiş oluyor girişimize arkadaşlar. İşte bunun mantığı da bu şekildeydi. Burayı şimdilik silelim. Bir ikinci örnek formülasyona mail adresi örneği. Burada yine aslında embul, embul formülünü kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Ve formülümüzün yapısı bu şekilde. Yine aslında bul veya embul formülleri neredeyse aynı. Bir tanesi sadece case sensitive, bir tanesi case insensitive. Yani bir tanesi büyük küçük karakter fark ettiriyor, ararken bir tanesi de fark ettirmiyor. Sanırım bul fonksiyonu daha kapsamlıydı. Bunu hep karıştırıyorum. M bul bu arada M bulun uzatılmış hali metin bul. Eee bul fonksiyonu sanıyorum daha kapsamlıydı. Yani in case insensitive'di. Yani büyük küçük harfler fark etmek istedim. Buluyordu. Bu yüzden bul fonksiyonunu kullandım burada. Et işaretini ilgili yerde bulacak arkadaşlar. Noktayı da bulacak. Daha sonra hatalıysa e, gibi bir fonksiyon da var. Bunu da burada şey yapıyoruz. Ve fo fonksiyonuyla da bütün buradaki kondisyonları yani şartları birbirine bağlıyoruz. Yani şöyle arada boşluk varsa diye de kontrol ediyoruz. Arada boşluk varsa nokta yoksa ve et yoksa bunları e, bul diyoruz arkadaşlar. Tespit etmemizi sağlıyor bu formül. Ctrl C'ye tıkladım, kopyaladım. Veri doğrulamaya geldim arkadaşlar. Mail adresi sütununu seçtim. Veri doğrulamamı açtım. Buradan özel'i seçtim çünkü özel bir formülle kontrol etmek istiyorum. Ctrl V'ye tıklayarak formülümü yapıştırdım. Başına da eşittir koymam gerekiyor. F6 da mı bizim şeyimiz? g 6 daymış Bunları hemen G6 diye değiştirmemiz gerekiyor ve F4'e yine 1, 2, 3 defa tıklayarak sadece sütununu sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya da G6 yazalım. 1, 2, 3 şeklinde sadece sütunu sabitlemiş oldum. Tamam düğmesine tıkladım. Burada artık ben mesela Salih yazdım. Enter tıkladım. izin vermeyecek. Salih eti de koyalım. Gmail.com yazalım. Noktayı koymamış olayım araya. Enter tıkladım. izin vermeyecek arkadaşlar. Ne zaman ki Salih. Hadi boşlukta bırakalım. Et gmail.com her şeyi yazdık. Ama arada boşluk var. Bunu da kabul etmiyor. salih et gmail.com yazdığım zaman arkadaşlar artık girişimi kabul ediyor. İşte formüllerle daha özelleştirilmiş kurallar tanımlamak istersek de arkadaşlar bu şekilde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar geldik son örneğimize. Son örneğimizde birbirine bağımlı listeler oluşturacağız. Yani burada Türkiye seçtiğimizde Türkiye'nin şehirleri İngiltere seçildiğinde İngiltere'nin şehirleri Almanya seçildiğinde ise Almanya'nın şehirlerinin gelmesini istiyorum. Arkadaşlar bunun için bir yapı kurgulamamız gerekiyor öncelikle. Farklı bir sayfada. Bağımlı liste şeklinde bir sayfa oluşturdum. Bu arada bu konuyu ele aldığımız iki tane videomuz var galiba. Daha detaylı bir şekilde ele aldığımız. Onlara göz atmak isterseniz de aşağıya linki bırakacağım. O linklerden gidebilirsiniz. Bağımlı liste kutularını oluşturmanın çünkü birçok yolu var. Burada da farklı bir tekniği işleyeceğim bu arada. O videolarda olmayan bir tekniği işleyeceğim. Onu da söylemiş olayım. Peki arkadaşlar burada siz listelerinizi bu şekilde tanımlıyorsunuz. Türkiye aş aşağısına Türkiye'nin illeri. İngiltere aşağısına İngiltere'nin illeri. Veya farklı bir hiyerarşi yapınız da olabilir. İl ilçe gibi veya işte birim ünvanlar o birime ait ünvanlar gibi. Böyle farklı farklı hiyerarşi işte e, ürün ağaçlarında mesela ham madde ya da işte mamül altında onların ham maddeleri gibi e, hiyerarşik bir yapı olacak. Şimdi arkadaşlar burada e, dibine yapıştırmamın da bir sebebi var. Yani A5'e bunu getirmemin de bir sebebi var. Araya boşluk bırakmadım. Onların hepsini göstereceğim. Yapıyı bu şekilde tasarlamanız gerekiyor. Bu şekilde tasarladıktan sonra şimdi yeni versiyonlarda biz şuraya veri doğrulama yapalım. Veri doğrulamayı açıp liste dedikten sonra kaynağımıza tüm 5. satırı seçip tamama tıkladığımız zaman yeni versiyonlarda böyle aşağıyı böyle boş boş bırakmıyor. Ya da burayı 000 e, şeklinde doldurmuyor. Bu şekilde Türkiye, İngiltere, Almanya getiriyor ve boşlukları da dikkate almıyor. Hatta tekrarlayan değerler varsa bunları da şey yapıyor. Tekilleştiriyor arkadaşlar. Mesela burayı bir kere daha Türkiye yazalım. Buraya gelelim. Yine Türkiye. İki defa Türkiye geçmiyor burada. Bu yeni versiyonlarda geçerli. Bunu silelim. Eski versiyon kullanıyorsanız eğer genelde altında şöyle birçok şey açıyor. Şuna bir kenarlık atayalım. Altına işte böyle farklı farklı şeyler getiriyor ve listeyi uzatıyor. Siz ne yapabilirsiniz eski versiyon kullanıyorsanız? Sizin belli bir yeri tanımlamanız gerekiyor. Mesela A'dan G'ye kadar ya benim listem bu kadar uzun olur derseniz bu kadar tanımlarsanız tanımlarsınız. Daha sonra D'ye gelip yeni bir liste yapısı kurgularsanız liste onu algılayacaktır sabit belli bir statik bir alan belirleyebilirsiniz. Yani şundan bahsediyorum. Veri doğrulama deyip hepsini seçmektense şöyle bir alan da seçebilirsiniz. Böyle yapalım. A5'ten G5'e kadar seçmiş olayım. Tamam düğmesine tıkladım. Burada arkadaşlar bunları yine getirdi. Peki şimdi ben bunu aynı şekilde yapacağım. Veri doğrulamaya geldim. Ülkeyi seçtim. Veri doğrulama özelliğini çalıştırdım. Liste dedim. Kaynağıma gelip arkadaşlar bağımlı liste sayfasına gelip buradaki 5. satırın hepsini seçtim ve tamam düğmesine tıkladım burada. Dediğim gibi Türkiye, İngiltere, Almanya çıkacak ve bunları istediğim gibi seçebiliyorum. Peki, şimdi asıl zor olan kısım zaten şehri belirlemek. Burada arkadaşlar bir formül yazacağız. Burada mesela İngiltere seçildiğinde burada da bir sonraki aşamada İngiltere'ye ait illeri listeleyelim. Buraya da bir kenarlık atayalım. Şimdi arkadaşlar bunun için öncelikle şu sırada, şu seçtiğimiz sırada İngiltere'nin kaçıncı sıraya denk geldiğini bulmamız gerekiyor. Bunu tespit edebileceğimiz fonksiyonun adı da adı üstünde kaçıncı fonksiyonu. Aranan değer argümanlar arkadaşlar. Kullanıcının seçtiği yer şimdilik B12 kalsın. Noktalı virgül koydum. Aranan dizi arkadaşlar burası. Yani bu bu dizide kaçıncı sırada? Bunu seçeceğiz. Ama burada şöyle bir trik yap var arkadaşlar. Burayı 5 5 yapmamız yetmeyecek bir sayfaya gidip tekrar geri dönüyorum. Daha sonra 5. satırı seçiyorum. Bu şekilde sayfa adını da buraya getirmiş oluyorum. Ve bunu F4'e tıklayarak sabitlemem gerekiyor. Burayı güzel bir şekilde adreslemem gerekiyor yani. Yoksa veri doğrulama içerisinde biz bu formülü sonradan gömeceğiz tabii ki. Bu formülü veri doğrulamanın içerisinde gömdüğümüz zaman doğru çalışmıyor. Bazı sıkıntılar yapıyor bize. Noktalı bir koydum. Tam eşleşme dedim ve panzimi kapattım. Enter tıkladığım zaman arkadaşlar İngiltere'nin ikinci sırada olduğunu bana söylüyor. Şimdi ben hangi sütundan veri çekeceğimi buldum. ikinci sütundan. Peki satırı nasıl bulacağım? Aslında satır da belli. Şimdi arkadaşlar burada devreye kaydır fonksiyonu giriyor. Kaydır fonksiyonu bizim satır ve sütununu belirleyebileceğimiz. Aynı zamanda başlangıç noktasından itibaren hücreyi kaç sütun ve satır kaydırabileceğimizi söyleyebildiğimiz bir fonksiyon. Başvuru diye bir şey var arkadaşlar. Hemen burayı seçiyorum. Yine A5 geldi. A5 olmamalı. Yine bir sayfa gidip geliyorum. Şimdi A5'i seçiyorum buraya. Bağımlı liste sayfasının A5 hücresi demiş oluyorum. Hepsini seçip F4'e tıklayınca da şöyle şurayı sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım sabitledik. Peki A5'ten başlayacak. İkinci argümanımız ne? Satırlar. Kaç satır aşağı inmesini istiyorum? Bir satır aşağı inmesini istiyorum. Yani A5'ten A6'ya buraya geçti ücre. Peki yükseklik ne kadar olacak? Yüksekliği arkadaşlar daha kolay olsun diye şimdilik şöyle 100 yazabiliriz. Yine eski versiyon kullanıyorsanız ya benim 100 tane değerim olmaz. İşte 5 tane değerim olur. İşte İngiltere'de mesela en fazla 5 tane şehrim olur. Ya da 50 tane olur 100 tane olmaz derseniz burayı o şekilde kendiniz statik hale getirebilirsiniz. O rakamı yazabilirsiniz. Yani 20 mesela listeniz en fazla maksimum 20 tane değer alır. Derseniz buraya 20 yapabilirsiniz. Peki... Nokta virgül koyuyorum. Yüksekliği mi bana soruyor? Yükseklik ne kadar olacak? Listenin yüksekliği. Arkadaşlar şunu yanlış söyledim. Bu argümanı yanlış söyledim. Tekrar o argümana dönüyorum. Sütunlar argümanına. Şimdi burada bir satır kaydırdık biz aşağıya. Hücre nerede? Ankara'da. A6'ya gelecek. Kaç e, sütunlar argümanında kaçıncı yazdığımız formülü kullanacağız? Kaçıncı formülü kullanacağız? Kaç sütun sağa kaydırması gerektiğini söylüyoruz. Ama buradaki şöyle bir sıkıntı var. Burası Türkiye seçildiğinde burada birinci sırada olduğu için Türkiye bir sütun sağa kaydıracak. Yani B5'e gelecek. Bu sefer İngiltere'yi görmüş olacak. Bu yüzden buraya eksi bir yazmamız gerekiyor. Nokta ile koyuyorum arkadaşlar. Yükseklik. Şimdi bu yüksekliği işte biz şey yapabiliriz. Mesela 100 yaz yazabiliriz. Ben neden 100 yazıyorum? Liste mesela 100 tane değer girilebilir. Türkiye'nin içerisinde 100 tane ilgirilebilir gibi. İngiltere için 100 tane ilgirilebilir gibi. O yüzden 100 yazıyorum. Siz daha önce de dediğim gibi 20 tane ise en fazla maksimum 20 tane değer alırsa bir listeniz oraya 20 yazabilirsiniz. Tekrar noktayla bir koydum. Genişlik diye bir argümanı var kaydır fonksiyonunun. Genişlik argümanında 1 yazıyorum çünkü benim listelerim bir sütunlu listeler. 1 yazıp arkadaşlar parantezimi kapatıyorum. Enter düğmesine tıkladığım zaman Londra, Manchester, Birmingham, Liverpool. Şimdi bunu şöyle taşıyalım yan yana olduğu için şey de getirdi bizim karşımıza. Şurayı biraz kapatalım. Evet. Şimdi İngiltere seçtiğimde Londra, Manchester, Birmingham, Liverpool geldi. Türkiye seçtiğim zaman bunlar geldi arkadaşlar. Almanya seçtiğimde de bunlar geldi. Yani formülasyonu doğru yaptım. Formülü şimdi buradan kopyalıyorum. Buradan da silelim. Veri doğrulamaya geldim. Şehir sütununun hepsini seçtim. Veri doğrulamaya geldim ve burada kullanıcının karşısına şimdi burada şey kalıştırılabilir Yani biz formül yazdık. O yüzden özel mi seçmeliyiz? Hayır. Biz kullanıcının karşısına bir array, bir dizi çıkartmak istediğimiz için formülün çıktısı bir birden fazla değer içerdiği için listeyi seçmemiz gerekiyor. Listeyi seçip arkadaşlar kaynağımıza da formülümüzü yapıştırıyoruz. Ve bakalım her şeyi sabitlemiş miyiz? Mesela kaçıncı E5 bu olmayacak. Bunu silelim. Bunu arkadaşlar şurası yapacağız. C6. C6'nın da hepsini sabitlemeyeceğiz. C ve 6'nın ikisi de sabitli. F4'e bir daha tıklıyorum, bir daha tıklıyorum. Sadece sütununu sabitleyeceğiz. Devam edelim kontrol etmeye. Bağımlı liste 5. satır, 0 ve diğerleri de statik değerler zaten. Doğru işliyor. Tamam düğmesine tıklayalım. Ve arkadaşlar yeni sütunda görelim bunu yeni bir satırda. Türkiye'yi seçtiğim zaman Türkiye'nin değerleri geliyor. İngiltere'yi seçtiğim zaman İngiltere'nin değerleri. Almanya'yı seçtiğim zamansa Almanya'nın değerleri geliyor. Peki, bunun en güzel yanı ne arkadaşlar? Bunun en güzel yanı şu. Siz bağımlı listeye gidip yeni bir ülke aç açmak isterseniz mesela şuradaki biçimlendirmeyi de kopyalayayım. Diyelim ki Amerika, ABD diyelim. yana da Washington olsun, Boston olsun. Bu kadar iki tane tanımlayalım. Bunu da silelim. Bunu da arkadaşlar otomatik olarak algılayacak. Siz buraya gelip ABD'yi seçtiğiniz zaman buraya gelip Washington ya da Boston'ı karşımıza otomatik olarak getiriyor. Yani siz bağımlı listenin 5. satırından itibaren istediğiniz kadar böyle liste ve o listeye ait değerler aşağısına tanımlayabileceksiniz. Ülke ve şehir alanlarını bu şekilde bağımlı listelerden besleyebileceksiniz arkadaşlar bu sayede. Peki işte size girişleri kaliteli olan bir tablo. Tüm tablonun tüm sütunlarında da veri doğrulama kuralı Atadık ve bu şekilde aslında girişlerimizi kaliteli hale getirdik arkadaşlar. Veri doğrulama özelliğinin en büyük özelliği bize katkısı tablolarımızın daha kaliteli verilerle donatılmış olması. Şimdi biz çünkü daha sonra analiz yaparken verileri analiz ederken bunları temizlemekle daha az uğraşacağız veya hiç uğraşmayacağız. Bunu sıfırlamak en iyisi yani bu e, analiz safhasında veri temizleme bizim veri analizlerinin en çok efor sarf ettiren kısmı. Tablomuz ne kadar güzel olursa, ne kadar kaliteli veriler içerirse bizim veri temizleme aşamasındaki eforumuz o kadar azalmış oluyor. Evet arkadaşlar, umarım bu dersi beğendiniz. Bu dersi beğendiyseniz videomuzu beğenebilir ve yorum gönderebilirsiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.